Merhaba arkadaşlar, gene beraberiz, gene bizdeyiz ve 7. sınıf konularımıza devam ediyoruz. Lütfen bu videoda bunun altını çizelim ve siz unutmayın. Parantezin önündeki eksiği içeriye tek tek dağıtacağım. x ve x karenin değişkeni daima x'tir arkadaşlar. 3x ile 4x'i, 3ab ile 2ab'yi, 2y ile 2y'yi. Ne yapıyoruz? Parantezin önündeki eksiği içeriye dağıtmayı unutmuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Gene beraberiz, gene bizdeyiz ve 7. sınıf konularımıza devam ediyoruz. Şimdiki konumuz ne? Cebirsel ifadeler. Arkasından eşitlik ve denklem gelecek. O zaman benimle matematiğin deryasıyla videoya başlayabiliriz. Hadi gençler. Evet konumuz cebisel ifadeler. Cebisel ifadeler geçen sene gördüğümüz. Yani içerisinde dört işlem içeren toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Bilinmeyen ifadelerin, değişkenlerin bulunduğu ifadelerdi. Ne demiştik? Bir sayının 3 katının iki fazlasına 3x artı 2 demiştik. Bir sayının iki katının 4 eksi dediğinde... 2a eksi 4 demiştik. Peki biz ne gördük orada? Terim nedir, katsayı nedir, sabitlerim nedir, değişken nedir onları incelemiştik. Evet bir cebirsel ifade yazalım. Örneğin burada yazan 3x-2y artı 4ab-5 diye bir ifade var. Peki bu cebirsel ifadenin terimleri neler? Terimler artı ve eksi işaretiyle yani toplama ve çıkarma işaretiyle ayrılmış her bir ifadeye biz terim diyoruz. Yani 3x 2y artı 4ab ve eksi 5 burada birer terimdir. Yani burada toplamda 4 terim vardır. Kat sayı dediğimiz şey 3x 2y artı 4ab ve eksi 5 de aslında bilinmeyenin önünde bulunan sayıya biz katsayı diyoruz. Tabi katsayı mutlaka işaretiyle almamız lazım. Buradaki birinci terimin katsayısı 3 eksi 2y'nin eksi 2 artı 4ab'nin 4 Eksi 5'in eksi 5. Sabit terim nedir? İçerisinde yani yanında, sağında, solunda. X, Y, Z, A, B, C gibi bir değişken içermeyen, kendi başına sabit olan terime biz sabit terim diyoruz. Buradaki sabit terimimiz de eksi 5'tir. Peki değişkenlerimiz nelerdir? X'tir yani bilinmeyenimiz. Y'dir, A'dır, B'dir. Sadece vurguyu yapmak istiyorum. Örneğin 3X kare artı 2X artı 2Y gibi. Bir ifade verdiğinde, bu ifadede görüyorsunuz 3x kare artı 2x artı 32y var. Yani 3 terimli bir cebirsel ifade var. Burada karıştırılan şey değişkenler. Bakın x ve x kare olabilir ama x ve x karenin değişkeni daima x'tir arkadaşlar. Çünkü x'e verdiğimiz değere göre değişen şey hem x hem x kare. Burada terimlerimiz 3x kare 2x ve 2y, kat sayılarımız 3, 2 ve 2, değişkenlerimiz x ve y ama burada sabit terimimiz var mı yok da diyebilirsiniz ya da sabit terimimiz 0 diye de ifade edebilirsiniz. Peki biz cebisel ifadelerde neler yapacağız? toplama ve çıkarma işlemleri yapacağız. Toplama ve çıkarma işlemleri yaparken benzer terimleri benzer terimlerle toplayıp çıkarabiliriz. Örneğin 3x ile 4x'i yani değişkenlerin aynı olduğu 3ab ile 2ab'yi, 2y ile 2y'yi ama 2y ile 2y kareyi toplayıp çıkaramayız. Çünkü biri y biri y kare. Yani benzer değiller. Ama biz x'leri x'lerle, a'ları a'larla, y'leri y'lerle çok rahat toplayıp çıkarabiliriz. Burada bir örneğimiz var. Hemen inceleyelim. 3x var, eksi 5x var, eksi 8x var. Çünkü önündeki işareti de almak zorundasınız. Eksi 4y var, eksi 6y var, artı 3y var. Yani x'leri kendi arasında, y'leri kendi arasında sabit bir sayımda artı 4 o kalabilir. Eksi 10x eksi 7y artı 4 şeklinde toplamamızı yapıyoruz. Zaten cebirsel ifadeleri en sade hale getirdikten sonra mutlaka terim nedir, katsayı nedir, işte kaç tane değişkeni vardır, kaç tane terimi vardır gibi sorulara Cevap vermemiz de gerekiyor. Aşağıda Buze toplama çıkarma yapabileceğimiz 3 tane örnek vermiş. Hemen inceleyelim. Benzer terimleri bir yuvarlak içine alalım. 2x eksi 5x yani topladığımızda eksi 3x eder. Y'lere bakıyorum. Artı 3y eksi 3y. Biliyorsunuz artı 3 eksi 3'ü sıfırlar. O yüzden artı 3y eksi 3y daha sıfır eder. Eksi 2a eksi 4 a daha eksi 6 a. O zaman bu cebirsel ifademizin cevabı eksi 3 x eksi 6 a en sade halidir. iki terimlidir. Kat sayıları eksi 3 ve eksi 6'dır. Değişkenler x ve a'dır. Bakalım burada en önemli noktaya vurgu yapalım. Bak burası çok önemli canlar. Parantezin önünde bir eksi işareti varsa bunu dağılma özelliğinde olduğu gibi eksiyi içeriye tek tek dağıtmak zorundayız. Bunu unutuyorsunuz. Lütfen bu videoda bunun altını çizelim ve siz unutmayın. Parantezin önündeki eksi içeriye tek tek dağıtacağım. Önce yazıyorum 3A-2B-3. Eksi, eksi, eksi 2A eksi eksinin çarpımı artı 4b, eksi ile eksinin çarpımı artı 5. Şimdi 3a eksi 2a daha a eder. Eksi 2b artı 4b daha artı 2b eder. Eksi 3 artı 5 daha artı 2 eder deyip cebirsel ifadenin en sade halini söyleyebiliriz. Hemen burada eksileri mutlaka parantezin önündeki dağıtıyorum. 5x eksi 3x artı 4 eksi 6 x artı 5. O zaman x'leri şöyle yuvarlak içine alalım görebilmek için. 5 x eksi 3 x daha 2 x eksi 6 x daha eksi 4 x artı 9. Bu cebirsel ifademizin de en sade hali. Ne yapıyoruz? Parantezin önündeki eksi içeriye dağıtmayı unutmuyoruz. Bakalım. Diyor ki yanda verilen bir dikdörtgen var. Bunun kısa kenar uzunluğu 2x eksi 4 boşluk kalmayacak şekilde 5 tanesi birleştirildi. Boyalı bölgenin çevresini cebirsel ifade olarak bulalım. Daha önce de söylemiştik eşlik dörtgenler çok sevdiğimiz bir konu. 3 tane kısa kenar bir araya gelip neyi verecek? Uzun kenarı verecek. Yani burası 2x-4, 2x-4, 2x-4. Toplarsak eğer ne olacak burası? 6x-12. O zaman 6x eksi 12 burası. Burası zaten 2x eksi 4'tü. Burası 6x eksi 12 idi. Burası da 2x eksi 4'tü. O zaman buradaki uzun kenarı toplarsak toplamda 10x eksi 20 diyebiliriz. Şimdi çevre uzunluğu nedir? tane uzun kenar, iki tane de kısa kenar. 10x eksi 20'den iki tane alırsam 20x eksi 40 artı 6x eksi 12'den iki tane olursam 12x eksi 24. Bu cebirsel ifademizin toplamı 32x eksi 64'ü verir. Yani cevabımız bu olacak arkadaşlar. Bakalım. Diyor ki yanda bir resim var. Kısa kenarı x artı 4, uzun kenarı 4 x artı 2 diye cebirsel ifadeyle verilmiş. Bundan 5 tane konmuş. 5 tanesi aralarında 2 x santim boşluk kalacak şekilde dikey, yatay, dikey, yatay, dikey. Ama ilk tablonun duvara uzaklığı x artı 3, son tablonun da 2 x artı 3 olduğu söylenmiş. Ve bana bu duvarın neyi soruluyor? Uzunluğu soruluyor. Hemen bakalım, yerleştirelim bir cebirsel ifademizi. İlk boşluk x artı 3'tü. Şuraya yazacağım. X artı 3. Şimdi ne var elimde? Yataylar. Kaç tane yatay var? 3 tane. Yani elimde X artı 4'ten 3 tane var. X artı 4, X artı 4, X artı 4. Yani toplamda 3X artı 12. Peki yatay dediğimiz 4X artı 2'den elimde kaç tane var? 2 tane var. Yani 8X artı 4. Peki arada ne boşluk vardı? Şuraları görün. 2X 2x, 2x, 2x. 2, 4, 6, 8x de buradan geldi. Ve son boşluğum 2x artı 3. Şimdi bütün cebirsel ifademi yani burada gördüğüm tüm ifadeyi topluyorum. x'leri x'lerle sayıları sayılarla. O zaman elimde x, 3x daha 4x, 12x, 20x ve 22x gelecek. Artı 3 artı 4 daha 7, 3 daha 10, 12 daha 22. Yani 22x artı 22 bu sorumuzun cevabı olacak. Sadece yerleştireceğiniz şey dikkat edin. X'lere dikkat edin. Toplamaya dikkat edin. Çok rahat yeni nesil bir soru dediğimiz bir soruyu yapabiliriz. Burada da bir tane masa var ve yarı çap uzunluğu 2x artı 2 olan daireler böyle masanın üstüne örtüler yerleştiriliyor ve biz de bu ABCD dikdörtgenimizin neyini soruyor? Çevresini. Biliyorsunuz çember ve daire geçen sene gördüğümüz bir konuydu. Şurada yarı çap dediğimiz şey iki yarı çap bir araya geldiğinde neyi oluşturacak? Çapımızı oluşturacak. E, yarı çapımız 2x artı 2 ise çapımız 4x artı 4 olacak. Elimde burada iki tane çap var. O zaman bu Dikdörtgen nin kısa kenarının 2 tane çap olduğunu söylüyorsam 8x artı 8. Peki uzun kenarına bakalım. 1, 2, 3 tane çap var. Yani 2x artı 2 değil bu sefer 4x artı 4, 4x artı 4, 4x artı 4'ten 3 tane alırsam 12x artı 12 eder. Çevre 2 tane kısa kenar 2 tane de uzun kenarın toplamıydı. Hemen alıyorum 16x artı 16 ile 24x artı 24'ü topladığımda toplamda 40x çünkü x'i x'le topluyorum sayı sayıyla artı 40 bu sorumuzun C seçeneği olarak cevabını veriyor. Bu da güzel bir modülümüzden 7. sınıf ders işleyiş modülümüz Aydın yayınlarından aldığımız güzel bir soruydu. Evet başka bir soruyla devam ediyoruz. Yüksekliği 3x eksi 15 santim, genişliği 12x artı 60 santim olan bir dolap var. Eş parçalara ayrılıyor. ABC kapakları var ve bu kapakların çevrelerini soruyor. Hemen şurayı yerleştireyim. Yüksekliği 3x eksi 15, Burası 12x artı 60. Görüyorsunuz yanda 3 parçaya ayrıldığı için her birine x eksi 5, x eksi 5 ve x eksi 5 diyorum. Burada 4 parçaya ayrıldığı için burası 3x artı 15. 3 parçaya ayrıldığı için 4x artı 20. 2 parçaya ayrıldığı için 6x artı 10. O zaman a'yı alıyorum. 3x artı 15'e x eksi 5. B'yi alıyorum. 4x artı 20'ye x eksi 5. Sonra da C dolabını alacağım. 6x artı 20'ye x eksi 5. Şimdi buradaki cebirsel ifadeleri bulmamız gerekiyor. Topluyorum hepsini. Buradan 4x artı 10'dan 2 tane geldiği için 8x artı 20. Buradan 5x artı 15'ten 2 tane geldiği için 10x artı 30. Burada 7x artı 15'ten 2 tane geldi içinde. Şurası 6x artı 10'da arkadaşlar. Bir daha düzelteyim orayı. Burası 6x artı 30'da arkadaşlar. 6x artı 30 artı x eksi 5 toplamda 7x artı 25 yani burası 2 tane de 7x artı 25'ten 14x artı 50. O zaman 3 tane dolabın çevre uzunluğunun toplamını soruyor. Toplamda 32x artı 100 cevabımız D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Biz cebirsel ifadelerde bir doğal sayı bir cebirsel ifadeyle nasıl çarpacağız? Bu önemli bir nokta. Parantezin önündeki bir ifadeyi yani 3'ü, eksi 2'yi, 4'ü parantezin içine tek tek dağılma yöntemiyle çarpıyoruz. Bakın burada parantezin önünde ne var? 3 var. 2x eksi 4'ü 3'ü tek tek dağıtıyorum. Yani 3 çarpı 2x 6x 3 ile eksi 4'ün çarpımı eksi 8. Cevap 6x eksi 8. Bu sefer parantezin önünde ne var? Eksi 2 var. Eksi 2'yi tek tek dağıtıyorum. Eksi 8x artı 10. Ya da bir önünde eksi 4 var. Yani parantezin önündeki sayıyı işaretiyle beraber parantezin içindeki her bir terime tek tek dağıtarak çarpmanızı istiyoruz. Eksi 8x artı 16a eksi 20 gibi. Bakalım hemen. Burada bana bir sürü egzersiz vermiş. Hemen şuradaki son iki egzersizi yapmam yeterlidir sizin için. Eksi 2'yi içeriye tek tek dağıtacağım. Parantezin önündeki eksiyi dağıtmayı unutmayacağım. Yani eksi 4x artı 8 eksi x artı 2. Yani cevabımız eksi 5x artı 10. Burada parantezin önünde 5 var. Hemen 5'i her bir terime dağıtıyorum. Eksi 10x eksi 20 y eksi 5. Parantez önündeki 2'yi içeriye tek tek dağıtıyorum. 8 x eksi 12. Eksi 2'yi tek tek dağıtıyorum. Aman ha 2 demeyin. Eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 6 x eksi 4 y artı 2. Burada da eksi 4 var. Tek tek dağıtalım. Eksi 8 ax artı 20. Evet parantezin önündeki işareti, sayıyı tek tek dağıtmayı unutmayalım. Bakalım diyor ki bana 2x artı 3'lük bir tahtam, 3x artı 9'luk bir tahtam var. Bunlar 10 eş 3x artı 9 tahta, 6 eş 2x artı 3 tahta birleştiriliyor, birleştiriliyor. Acaba alt sıranın sağ üst ucu ile üst sıranın sağ alt ucu arasındaki uzaklığın santimetre cinsinden değeri nedir? Hemen biz doğal sayı ile çarpabildiğimiz için 6'yı 2x artı 3 ile çarpıyorum, içeriye dağıtıyorum. 12x artı 18. Bu sefer 10 eş tahta parçası dediği için onu 3x artı 9 parçalıyorum. Yani tek tek dağıtıyorum. 30x artı 90. Peki arada kalan mesafeyi bulmak için bundan... Yani bu cebirsel ifadeden 12x artı 18'i çıkarırken eksi dağıtmayı unutmuyorum. Yani 30x artı 90 eksi 12x eksi 18 cevabımız 18x artı 72. Ama na heyecan yapma şıklarda yok diye denizli şıkkına bakın. 18 içeriye dağıttığınızda ya da burayı 18 ortak parantezine aldığınızda 18x artı 72'yi denizli şıkkında görebilirsiniz. Örüntülere geçelim. Sayı örüntüleri dediğiniz belli bir düzende artarak ve azalarak giden örüntülerdir. Mesela 8 3 arttı 11 14 17 20 diye gidiyor. Bunun genel terimini yazarken 3'er 3'er arttığı için 3n diyoruz. n ne burada? Terim sayısı. Peki 3n dediğimizde ne oluyor? Hep 3'er 3'er arttığını gösteriyor. Ama ilk sayımız kaç? 8. O zaman 3 n de, n yerine 1 koyduğunuzda 3 diyorsunuz ama 8 çıkması gerektiği için fazlalığınız nedir? Artı 5. Yani bu terimin genel terimi 3n artı 5 şekilde gidiyor. Örneğin 7, 9, 11, 13 diyelim. İkişer ikişer artan bir sayı örüntüsü ise ne diyoruz? 2 n diyoruz. n yerine 1 koyduğumda 2 ediyor ama ilk terim 7. Demek ki buradaki fazlalık kaç? artı 5. Bu genel terimi bulduktan sonra ister 10. terimi ister 20. terimi koysun ya da sorsun. En yerine 10 yazarım. Yani 10. terim 2 çarpı 10 artı 5 atıyorum. 25 diyebilirsiniz. Bakalım burada diyor ki altıgenlerle oluşturulan bir örüntü var. Örüntüde ne vardır? Bir düzen vardır. İşte burada iki tane var. 2, 4, 5 tane var. 2, 4, 6, 8 tane var. Yani üçer üçer artıyor. O zaman genel terim 3N ama en yerine 1 koyduğumda 3 edecek. Ama 2, ilk terimi 2. O yüzden eksi 1 diyorum. Şimdi 20. adımda kaç altıgen var dediğine göre en yerine 20 koyduğumda 60 eksi 1'den 59 çıkar. 125 tane altıgenin bulunduğu terim ise 3n 1'in 125 olduğu yani 3n'in 126 olduğu yani n değerimiz kaç? 40 iki şeklinde söyleyebiliriz. Evet başka güzel bir yeni nesil soruyla devam edelim. Bir duvara süs eşyaları koymak için asılan eş tahtaların yeri olan uzaklıkları arasında belli bir kural var. Birinci tahtanın uzaklığı 12, sonra 18, sonra 24. Ne var? örüntü var. Sayı örüntüsü var. Düzenli artan, altışar altışar artan bir örüntü var. Şimdi 20. tahta duvarın ve üst kısmına tam olarak yerleştiğinde ve tahtanın kalınlığı 4 santim olduğuna göre acaba bu duvarın yüksekliği nedir? Şimdi bakalım örüntümüze. 1. tahtada ne oluyordu? 12. 18 2. 24. Böyle gidiyor. Örüntümüzün genel terimini bulmak çok önemli. Altışar altışar artan bir örüntü 6 en diyorum. Ama en yerine bir koyduğumda 6 çıkıyor. Ama ilk terimi yani birinci terimi 12 olduğu için ne diyorum? 6 n artı 6. Peki 20. tahtayı koymak için en yerine 20 koyduğumda ne olur? 6 çarpı 20 120. Bir de 6 fazlası yani 126. E burası 126 tamam ama tahtada tam üste gelmiş kalınlığı da 4 santim. O zaman bir de buraya bizim 4 santim eklememiz lazım duvarın uzunluğunu bulmak için. Yani 126 artı 4. Cevabımız 130. Bakın şıklarda 126 da var. Aman ha sorunun kökünü mutlaka bir daha bir daha okuyun. Cevabımız D seçeneği 130. Evet canlar. Biz cebirsel ifadeleri gördük. Terim nedir, katsayı nedir, değişken nedir, toplama çıkarma yapmayı, herhangi bir cebirsel ifadeyi bir doğal sayı ile çarpmayı gördük. Bu videodan sonra mutlaka tekrarlarınızı yapıp lütfen örnek sorular çözün. Yapamadıklarınızı öğretmenlerinize sorun. Bir sonraki videoda Eşitlik ve denklem konusuyla beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere gençler.